Evet, Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ'den herkese merhaba. Yine sizlere harika bir araç hazırladık. Yani bu araç bizi o kadar çok yordu ki görmüş olduğunuz gibi kanter içerisinde kaldık. Ama birazdan göreceğiniz araç emin olun sizleri mest edecek. Ne yapalım? Aracı bir gösterelim. Hoş geldiniz videomuza. Vakit kaybetmeden hemen aracı anlatmaya başlayacağım ama ondan önce bu araç Türkiye'de bazı özelliklerinden dolayı sadece şimdilik bir adet bulunmakta. Nedir o özellikler? Arkadaşlar, yüksek kabin, 6x4 konfigürasyonu ve artı OptiView sistemiyle kombinleştirilmiş bu araç şu anlık Türkiye'de sadece bir adet bulunmakta. Türkiye'ye bir seri girdi arkadaşlar bu OptiView sistemiyle beraber. GM kabinle birlikte girdi ki onun fotoğrafını da şuraya bir yere bıraktım şu an. Şu an GX kabin yani yüksek kabin artı OptiView sistemiyle birlikte bu araç şu an Türkiye'de tek konumuna sahip. Umarım ilerleyen dönemlerde bu tarz araçlar gelmeye devam eder diyelim ve aracı anlatmaya başlayalım. Aslında anlatmayacağız, biliyorsunuz daha önceki videolarımızda aracın üzerinde ne var onu göstereceğiz. Çoğunlukla şunu soruyorlar arkadaşlar. Bu havalandırma filtresi olarak, polen filtresi olarak geçiyor. Bu da yine opsiyonel alınabilecek özelliklerden bir tanesidir arkadaşlar. Araç, şu görmüş olduğunuz kırmızı detaylar, individual serisi, bunlar, bu yazılar tamamen biz yazdırdık. Yani aracın fabrikasyon değil, bunları tamamen biz yazdırdık. Onun dışında arkadaşlar araç LED paketi olarak geldi. Nardo gri, yani son zamanların oldukça popüler rengi olan Nardo gri rengi geldi. Aracımız TGX33640D38 olarak sipariş edilmiş. D38 şu an MAN'ın en büyük hacimli motor olarak geçmektedir. Motor hacmi de 15.1 litreleri falan bulmakta diyebiliriz arkadaşlar. Nardo gri dedik. Lastiklerden bahsetmek istiyorum. Aracın üzerine Michelin lastik geldi arkadaşlar. Yine 385/65 22.5 olarak geldi. İçerisinde bulunan şu renkte arkadaşlar yine fabrikasyon olarak gelen donanımlardan veya özelliklerden bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Araç 6x4 konfigürasyonuna sahip. Şöyle bir etrafını dolanalım. Yine stepnesi de aracın üzerine gelen özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu araçlar Türkiye'de şu an ağır nakliyede kullanılıyor. Gabari dışı taşımalarda kullanılıyor diyebiliriz. Ekstra olarak ise de havalı korna geldi arkadaşlar. Bundan da bahsedelim. Şimdi biz Instagram'da MAN'ın ilk serileri Türkiye'ye geldiği zaman biz Instagram'da MAN'ın fotoğraflarını paylaşmaya başladık. Daha doğrusu yeni kabinin fotoğraflarını paylaşmaya başladık. Birçok takipçimiz de bizlere veryasin etti. Ya dediler ki bu araçlarda neden işte güneşlik yok, güneşliksiz araç mı olur vesaire diye. Arkadaşlar yeni gelen serilerde artık bu güneşliklerde neredeyse standart bir şekilde her araçta gelmeye başladı diyebiliriz. OptiView sisteminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu an Türkiye'de ağır vasıta sektöründe ilk olarak kameralı ayna sistemini Mercedes-Benz getirdi. Daha sonrasında ise de MAN getirdi. İkinci olarak da MAN getirdi arkadaşlar. Bu sistem hakkında MAN mühendisleri ciddi anlamda kafa patlatmış. Neden diyecek olursanız hani sağ ve sol tarafa iki ekran koyup işi çözmemişler ve işi bitirmemişler. Burada ekstra olarak sağ sol tarafa ekstra iki kamera koymuşlar. Hani içerideki ekranları göstereceğim ama ekranların bize yakın olanı küçük, bize uzak olanı büyük. Bunun gibi böyle ince ayrıntılar ve güzelleştirmeler ile gerçekten 10 numara bir kamera ayna sistemi yapmışlar diyebiliriz. Tabii yine sağ ve sol tarafa iki adet kamera koyup işi çözmemişler. Hani işi bitirmemişler.
ekstra olarak da görmüş olduğunuz hani eskilerin peron aynaları dedikleri şeyleri, peron aynalarımız da artık peron kamerası haline döndü arkadaşlar diyebiliriz. Kameralarla birlikte artık ekstra güvenlik sistemleri geldi. Ekstra işte çarpışma önleyiciler vesaire vesaireler de geldi. Yine ekstra olarak bu aracın üzerinde olan özelliklerden bir tanesi de diyebiliriz arkadaşlar. Bu kamera sistemini içeride daha biraz daha değineceğim. Mükemmel yapmış MAN mühendisleri diyebiliriz. Tasarım mühendislerini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir araç çıkartmışlar. Lafı fazla uzatmayalım. İçeride görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar, hani biz ağır nakliye serilerinde olan araçlarda alışmadığımız özellikler var. Öncelikle o OptiView sistemi. Şöyle hemen ben içeriği de açayım. Biraz daha aydınlatayım. Daha rahat görün. Evet, ağır vasıta araçlarında alışmadığımız, daha doğrusu ağır nakliye araçlarında alışmadığımız özellikler var. Bir, kameralı ayna sistemi. Yani oldukça büyük. Hani şu an biraz daha bizim ışığımız daha kısık alandayız şu an. Ama oldukça net ve oldukça tok bir görüntü var. Şimdi ben şöyle bir kamerayı alacağım arkadaşlar. Şu an şöyle de geniş açıya alayım. Şu an ben normal bir araç sürücüsüyüm. Şuna değinmek istiyorum. Şöyle vereyim. Arkadaşlar ben şu an araç sürücüsüyüm. Görmüş olduğunuz gibi şu taraftaki alan bana daha uzak kalıyor. Daha uzak kaldığı için benim orayı daha ayrıntılı görmem biraz daha zor. Bu yüzden MAN mühendisleri yine sağa sola iki ekran koyup işi bitirmemişler. Demişler ki burayı biraz daha büyük yapalım ve kaptanın hani daha uzak olduğundan dolayı, daha az göreceğinden dolayı ekranı daha büyük yapalım ki daha ayrıntılı, daha güzel görsün demişler. Ve gerçekten çok güzel yapmışlar. Bu hani nasıl diyeyim size, bence güzel bir özellik diyebiliriz. Tabi onun dışında size şuradan ekranı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bastığım zaman da burada şu sağ alt tarafı gösteren bir adet kamera bulunmakta. Bu kamera sayesinde de arkadaşlar yine kör noktamız, yani şurada bulunan peron aynamız iptal olmuş oluyor. Bu da yine güzel bir özellik. Arkadaşlar ekstra olarak aracın üzerine dijital klima gelmiş. Onun dışında iki adet büyük ekranımız var. Tabi bu büyük ekran OptiView sistemine sahip olduğu için, yani kameralı ayna sistemine sahip olduğu için standart olarak geliyor arkadaşlar. Aslında standart olarak demek yanlış olabilir. Çünkü ben burada analog kadranlı araçlar gördüm. Hani o yüzden şuna standart olarak diyemeyebiliriz. Ama şu görmüş olduğunuz ekran standart olarak geliyor arkadaşlar. Ki Smart Select'te zaten onun yanında standart olarak gelen özelliklerden bir tanesi diyebiliriz. Onun dışında çift yatağımız var. Zaten normal, standart her zaman gelen araçlardan bir tanesi. Bir de şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar ön göğüs yumuşak. Yani yumuşak ön göğüs kullanmışlar. Hani bu da gerçekten ekstra özelliklerden, güzel şeylerden bir tanesi de diyebiliriz. Emniyet kemerlerinden bahsetmek istiyorum. Emniyet kemerleri kırmızı gelmiş arkadaşlar. Hani bu da dışarıdan çok güzel görünüyor. Zaten giriş intro videosuna baktığınızda hani orada böyle işte aracı kullanan Abdullah Bey kırmızı bir şey takıyor böyle. Emniyet kemeri takıyor. O da böyle aracın dışından çok güzel gösteriyor diyebiliriz. Yine farklı bir kumaş kullanmışlar. Koltuklardan bahsedecek olursak. Çok farklı bir kumaş kullanmışlar. Bunlar da kalite olarak ve rahatlık olarak gerçekten çok iyi. İşte bunun da bakacak olursak ısıtması var. Havalandırması var daha doğrusu. Onun dışında bir takım farklı şöyle yukarı aşağı güzel ayarları da bulunmaktadır diyebiliriz. Yani anlatabileceğimiz bunlar. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar aşağı yukarı bu araçları. Hani görmüş olun. Bizlerin eline de böyle değişik farklı araçlar geldikçe sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Kesinlikle bizi Instagram adresimizden takip edin. Şuraya bir yere Instagram adresimizi bırakıyorum arkadaşlar. Burada YouTube'da paylaşmayıp da Instagram'da paylaştığımız çok farklı araçlar oluyor. Şuradaki Instagram adresimizden de bizleri takip edebilirsiniz. Diyelim içeriden de bu kadar. Evet arkadaşlar, artık bizden bu kadar. Biz bu araçla biraz daha vakit geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu tarz araçlar ülkemize maalesef biraz daha az geliyor. Bizden bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.